Bakanı Nikos Dendias'ın bugün Libya'nın Bingazi kentini ziyaret edeceği bildirildi, duyuruldu. Bakanlık Dendias'ın ziyaret kapsamında Ulusal Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısıyla görüşeceği, Bingazi Belediye Başkanı ile görüşeceği ve Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüşeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanları görüşmede ilgili ilişkilerin güçlendirilmesi için bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi ve Bingazi'deki başkonsolosluğun açılması için önerilerde bulunacağı açıklandı. Yunan basınına göre Libya Başkanlık Konseyi'nden bir yetkilinin de yaptığı açıklamaya göre daha önceleri yine Mitsotakis tarafından büyükelçi iken Atina'dan sınır dışı edilen Menfi'nin Yunanistan'ın davetlisi olarak Atina'yı ziyaret edeceği duyuruldu Yunan basınında. Avrupa Birliği liderleri de bu kapsamda Libya'yı ziyaret ederken Libya ise Türkiye'de bugün. Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ve bakanları bugün Türkiye'de. Libya ile ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığı bir dönemde Mitsotakis'in Libya tüm kabinesiyle 14 bakanıyla birlikte Türkiye'yi ziyaret ediyor 2 günlük bir görüşmeyle. Mitsotakis hükümeti Türkiye ile Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan mutabakatı yok saydığını, Yunanistan olarak yok saydığını söyledi geçen haftaki açıklamasında. Fakat yapılan ortak Dibeybe, Başbakan Dibeybe 14 bakan ile Türkiye'ye geldi ve daha önce ortak basın duyurusunda neyi açıklamıştı? Bu mutabakatın onlar için çok önemli olduğunu, her ülkenin nasıl ki kendi yararını düşünmeye hakkı olduğu gibi Libya'nın da kendi yararına düşünmesi gereken şeylerin olduğunu ve Ankara ile yaptığı mutabakatın kalacağını ve onların yararına olduğunu açıklamıştı. İşte Dendias'ın bu ziyaretinden sonra ve Türkiye'ye yapılan ziyaretten sonra Yunan basını neler yazacak, bunları da takip etmeye çalışacağız diyerek sözü size bırakıyoruz efendim.